Son sorunlar bölümüyle bu bölüm arasında bayağı bir değişim oldu. Sorunlar sokağında bir duvar turuncuya boyandı. Bir de iki tane sivilcem çıktı ve saçım uzamaya başladı. Bunun dışında ülke gündemine değinemeyiz yani. Zaten günü gününü tutmuyor. Her gün farklı bir muhabbet oluyor. Bu gündemlerin arasında da bir bilgi edindim, onu paylaşmak istiyorum. Bugün İtalya'da yasaklanmış olan Faunus akvaryumlarından bahsedip oradan da bir akvaryum alegorisi okuması yapmaya çalışacağım. İtalya'nın Monza şehrinde Japon balıklarının Faunus akvaryumlarda yetiştirilmesi, beslenmesi yasaklanmış. Sebebi ise hayvanseverler şöyle karşı çıkmış: zaten biz bu balıkları doğasından ayırıyoruz, bir de Faunus akvaryumun içine alarak dış yüzey bükeyinden, yani Faunus'a gelen ışıkların kırılmasıyla balıkların dünyayı ters ve şaşı görmesine sebep oluyoruz demişler. İtalya'daki hayvanseverler Faunus akvaryumlarının içindeki balıkların oval akvaryuma gelen ışığın kırılmasıyla dışarıyı, dış dünyayı şaşı ve ters gördüklerini iddia etmişler. Bunun üzerine Faunus akvaryumlarının Japon balıklarının yetiştirilmesi yasaklanmış. Doğasından ayırdığımız balıklara bir de böyle bir eziyet yapmayalım, dünyayı olduğu gibi birebir görsünler demişler. Buradan da yola çıkarak her insanın bir kültürel akvaryumla dünyaya baktığı, yaşamla bağlantı kurduğunu öne sürebiliriz diye düşünüyorum. Bu akvaryum metaforuyla bir insan yaşamla bağlantısını, yani dogmalarla, ulvi ve uhrevi bilgilerle kurabilir. Bazıların bu kültürel akvaryumu ulvi ve uhrevi olgularla bezeli ve dünyayla bağlantısı, yaşamla bağlantısı bu bilgilerle kuruyor. Bazılarının popülist açıklamalarla bezeli, yani hükümetin tarafı olduğu hükümetin açıklamalarıyla yaşamla bağlantı kurabilen insanlar da var. Bazıları daha rasyonel bir akvaryumdan dünyaya bakıyor. Bazıları ise daha bilimsel bir akvaryumdan dünyaya bakabiliyor. Bu akvaryum çeşitleri arasında hangisi en doğrusu? Yani bunu kesin olarak bilemeyiz ama bilim ve rasyonalizm biraz göz kırpıyor olabilir. Yani bence İtalyan hayvanseverlerin Japon balıklarına karşı çıktığı Faunus akvaryumu gibi kendi akvaryumumuzda da şöyle bir düzene gidebiliriz diye düşünüyorum. Bizim de akvaryumlarımız, bu kültürel akvaryumlarımız dört köşeli olabilir. Her cephesi de farklı bir olguyu temsil edebilir. Bir cephesi daha böyle uhrevi veya ulvi bakış açısı, bir cephesi bilim, rasyonalizm bakış açısı, bir cephesi de popülist açıklamalara yakın, popülizme yakın bir bakış açısını barındırabilir. Diğer cephesi de insanın kendi derinlikleriyle alakalı, yani kendi entelektüel birikimiyle oluşturduğu bir cephe olabilir ve bu dört cephenin harmanlanmasıyla dünya okuması, yaşamla bağlantı kurulabilir diye düşünüyorum. Kesin akvaryumda mıyız? Ben akvaryumda olduğumuzu düşünüyorum. Okyanusta olan yok mudur yani? Hayat yok mu okyanusta? Bizler olgular okyanusta bence. Biz akvaryumdayız, olgular okyanusta ve olguları biz kendi akvaryumumuzdan okuyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Mesela bir protesto oluyor veya ekonomik kriz oluyor. Bunun okumasını 10 insan farklı okuyor. Yani 10 insan da birbirinden farklı okuyor. Birisi dış güçlere bağlıyor. Birisi direkt matematiksel verilerle ekonomiye bağlıyor. Birisi hükümete bağlıyor, birisi Allah böyle istedi diyor, dünyanın sonu geliyor diyor. Bu yüzden olgu okyanusunda bakan akvaryumun içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Düşünüyorum. Yani bir olgunun en doğru şekilde okumasını da tüm bakış açılarına hakim olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Okyanusta olduğumuzu mu düşünüyorsun? Okyanusta da birilerinin olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi okyanusla akvaryum şeyinin kıyası nasıl oluyor arasındaki? Okyanus sence doğruyu temsil, hayat, yaşam mı temsil mi diyorsa? Gerçeği temsil ediyor. Ben okyanustan ziyade akvaryumda olunca okyanusu, yani biraz balıkla empati kurmaya çalışıyorum. Ama doğru, balık okyanustan kopartıldığı için akvaryumda. Doğru, gerçekten kopartılıyoruz. Evet. Akvaryuma giriyoruz. Gerçekten de bizi koparan şey kendi kültürel birikimimiz oluyor. Bu popülizme yakın da bir birikim olabilir. Dediğiniz gibi dogmatik bir birikim de olabilir. Japon balıklarından bahsetmişken Haruki Murakami'den bahsetmemek de olmaz. Murakami Japon bir yazar, 25 aşkın kitabı bulunuyor. Murakami'nin koşmasaydım yazamazdım kitabını okudum. Ve Murakami'de hayatla bağlantısını en güzel akvaryumdan kuran bir yazar olduğunu keşfettim. Çünkü kitabında bahsettiği önermeler, yani savlar gerçek hayatta da çalışabilecek düzeydeydi. Mesela bir maraton koşusu metaforu vardı. Murakami, yani üretimde bulunmadığı süreçlerde hep kendini maraton koşularına hazırlayan, hobisi koşucu, yani hobisi koşmak olan bir yazar. Ve maraton koşusunu şöyle temellendiriyor kendinde. Ben diyor hiçbir zaman diyor birisiyle yarışmadım hayatımda diyor. Yani ne yazar olarak, ne bir iyi bir eş olarak, ne arkadaş olarak diyor.
Benim hep standardım kendim diyor, kendi ideallerimde diyor. Üst seviyeye çıkarabilmek için mücadele ettim hayatta diyor. Ya bu bağlamda da maraton koşusunu da bu yüzden sevdiğini söylüyor. Hep orada kendi süremi egal etmeye çalışıyorum, kendi koşu süremi. Çünkü diyor ben bir rakibe motive olursam, o kişi ortadan kalktığında diyor motivasyon kaynağım da kaybolmuş olacak diyor. O yüzden üretimimi, hırsımı veya emeğimi diyor dış bir etkene bağlayamam hiçbir zaman diyor. Şöyle bir kıyas yapılabilir. Messi ile Ronaldo'nun da rakipleri kendileri midir, birbirleri midir? Yani mesela bunun üzerine de bayağı bir konuşulabilir. Yani Messi'nin rakibi yine Messi midir? Bir sezon önceki Messi midir? Ronaldo mudur? Şu an birbirleri gibi ama 5 sene önce kendileriydi rakipleri büyük ihtimalle. Murakami bu maraton koşularına hazırlık süreçlerini de yine şöyle bir temellendirmeyle açıklıyordu. Yani hayatın bellek oluşturmaktan ibaret olduğunu söylüyor. Mesela bir maraton koşusuna hazırlanırken yaptığımız antrenmanlarla diyor kaslarımızda bir bellek oluştururuz diyor. O mesafenin belleği, harcanacak enerjinin belleği. Böylece diyor kaslarımızda o yatkınlık ve yetkinlik artar diyor. Ama diyor antrenmanları bir boş verdiğimizde antrenman süresi azaldığında ve hiç yapmadığımızda diyor bellek tekrardan sıfırlanır diyor. Buradan tekrardan hayata, üretime bağlandığında ise mesela iyi bir yazar olmak istiyorsanız diyor her gün diyor mutlaka diyor 10 dakika 20 dakika diyor yazı yazmanız lazım. Bir bellek oluşturmanız lazım diyor. Yani insanın yatkın olduğu alanlarda yetkinlik kazanabilmesi için bellek oluşturma sürecine girerek pratik kazanmaya çalışması lazım. Murakami'nin hani okuduğum kitapta aklımda kalan en vurucu kısımlardan ikisi buydu. İnsanların alınacak yaş ile erozyona uğramayacak uğraşlara emek harcaması gerektiğini savunuyor. Mesela ağırlık kaldırma, vücut geliştirme. Bunu maksimum 40 veya 50 yaşına kadar belli bir tempoda yapabiliriz. Hatta 30 yaşından sonra belki de geliştiremezsin. Yani 30 yaşında 50 kilo kaldırıyorsan 50 yaşında 100 kilo büyük ihtimalle kaldıramazsın. Ama entelektüel derinliğe, birikime sahip olanlarda burada bir avantaj meydana geliyor. Mesela Dostoyevski 40 yaşından sonra üretimine başladı. İyi kitaplar çıkarmaya başladı. Ama 40 yaşından sonra meşhur olabilen bir futbolcu yoktur veya bir koşucu da yoktur. Bu yüzden insan bir hobi edinirken veya bir uğraşa vakit harcamaya başladığında bunun alacağı yaşın erozyonuna uğrayabilecek bir şey olup olmadığını tartması gerekir ki onu geliştirebilsin. Sen 20 yaşında yazı yazabiliyorsan veya bir hikaye yazabiliyorsan bunu 80 yaşında da yapabilirsin. Hatta 80 yaşında daha iyi yaparsın hiç ara vermediysen. Edinilecek hobiler konusunda da bu tarz seçim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela gitar çalarken veya bir müzik enstrüman aleti çalarken bunlar hiç yaş erozyonuna uğramayacak edinimlerdir diye düşünüyorum. Bu bilgileri edindikten sonra şunu fark ettim. Bu sorunlar konseptinin de bana bu anlamda bir yarar olduğunu düşünüyorum. Mesela öğrenebildiğim bilgileri bir şekilde kayıt altında tutabiliyorum ve anlatma becerisi kazanarak, kazanmaya çalışarak bunları aslında ben kendime anlatıyorum. Dinleyen olursa da, gören olursa da bilgimi farklı bir yere taşımış olabiliyorum. Yani elden ele uzatma gibi düşünebiliriz. Bu konsept Murakami'nin savuna uyuyor. Yani ben 80 yaşında da sorunları çekebilirim. En kötü tekerlekli sandalyemle ittire ittire anlatırım. Veya hastaysam, yatağımdaysam da yatağımdan sorunlar diye saç olur. O zaman 200 olur belki. Bu konuda kendi adıma sevinip sürdürülebilir alanlara emek harcadığım, vakit harcadığımı görmüş oldum. Şu anda mesela 5. bölümde hangi konuyu konuşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kim bilir nasıl bir bilgi edineceğim ve bunu aktarmak için can atıyor olacağım. 5. bölümde görüşmek üzere diyebilirim.